Yeni yayın döneminde yeni bir programla sektörelle karşınızdayız. Bu programda sanayiyi konuşacağız, üretimi konuşacağız. Ülkede yapılan üretimi, sanayiyi, yaşanan sıkıntıları, sorunları, sektörleri hepsini tek tek ele alacağız. Bu yeni yayın döneminde sektörel programında. Fakat ilk programda genel bir ülkeye bakacağız. Ülke sanayisine bakacağız. Sanayinin sorunlarına odaklanmaya çalışacağız ve nasıl çözüm önerileri bulabileceğimizi konuşacağız. Stüdyoda konuğumuz aslında bu akşam Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Sayın Ali Kamacıoğlu bizlerle birlikte olacaktı. Ancak elde olmayan sebeplerden dolayı Sayın Kamacıoğlu bizlerle bu akşam değil. Stüdyodaki konuğumuzsa çok değerli bir isim. Kendini uzun yıllardır üretime adayan bu ülke sanayisinin önemli isimlerinden biri. Aynı zamanda Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sercan Görgüner Bahçeci Efendim. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Sektörelin ilk konuğu oldunuz. Ben size çok teşekkür ediyorum yanımızda olduğunuz için. Ve özellikle de Kıbrıs Türk Sanayisi'ne verdiğiniz katkı için çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok uzun yıllardır bu ülkede üreten, üretmekten vazgeçmeyen isimlerden birisiniz. Evet, kanımıza işledi bizim üretmek. Biliyorsunuz ben özellikle de 1958'den beri üretip bu ülkeye katkı koyan bir ailenin torunu, üçüncü jenerasyon olarak hala daha üretmeye kendimizi adadık. Üretmek için canla başla savaşıyoruz hakikaten. Ülkemizde de üretmek, üretebilmek çok zor. Evet. Ama bu zoru başarmak hoşumuza gidiyor. Devam ediyoruz bu savaşı vermeye. Bazen şunu söylüyorum. Aslında bu ülkede üretebilme başarısını gösterenler dünyanın birçok noktasında çok rahat çalışabilir. Kesinlikle çok doğru. Rahat üretebilir. Kesinlikle çünkü bütün dünyanın yaşadığı sorunların yanında bizim üreticimizin yaşadığı sorunlar aslında çok da küçük kalıyor sanırım. Sorunlar değil, küçük kalan sorunlar aslında bizim üreticimizin yaşadığı sorunlar. Dünyanın yaşadığı sorunların yanında çok fazla çeşitliliği olan sorunları yaşıyoruz. Ciddi oranda her türlü zorluğu yaşatılıyoruz. Ama buna rağmen de üretime başlayan bir kişi, bir aile onun zevkine varan da üretmeye devam ediyor. Hakikaten zevkine varan değil de hakikaten vatanını seven, bu ülkeyi, bu Kıbrıs'ı seven herkesin üretimin önemini er ya da geç anlaması gerekiyor. Var olmak için toplumlar, ülkeler var olmak için mutlaka üretmek zorundalar. Üretmeden maalesef hiçbir yere varamıyoruz. Kendi ayakları üzerinde bir ekonomiye sahip olamayız. Savaş veya pandemi gibi koşullarda da zaten çok yakın bir geçmişte ve hala daha devam ediyor. Bunun önemini bir kez daha yaşadık. Defayende yaşamaya devam ediyoruz. Bunu artık öğrenip bilincimizin altına, üstüne yerleştirip üretimin önemini anladıktan sonra da üretimin var olması için gerekli her türlü politikaya veya yapılması gereken neyse yapmaya toplumun her kesimi, gerek yöneticisi olsun, gerek tüketicisi olsun, buna önemini anlayıp bunun devamlılığını getirmek üzere her türlü koşulda bunun için çalışması gerektiğine inananlardan biriyim ve inanmaya da devam ediyorum. Evet. Şimdi bir politika üretmek gerekiyor. Bu kadar yıldır doğru bir politika ortaya konulamadı mı bu ülkede üretim adına soruyorum. Şöyle diyebilirim. Yani tabii ki doğru politikalar da yapıldı. Fakat bizdeki eksik, ben her zaman söylüyorum bunu. Yani yaklaşık 22 yıldır bu ülkede ben şahsım adına, 58'den beri ailem üretiyor. Ben kendim 22 yıldır ülkedeyim. Bu üretim işine şahsen katıldığımdan beri hep söylüyorum.
Bizim vizyon, yani kalıcı bir politika, üretim için, sanayi için kalıcı bir vizyon ve politikamız eksik. Yani bugün bir şeyleri yapıyoruz, yarın hop değiştiriyoruz. Hop öbür gün daha farklı bir şeye geçiyoruz. Ama kalıcı, yani amaçlarımızı ortaya koyup o amaca ulaşmak için hangi yolların izleneceğini belirleyip o amaca ulaşmak için kalıcı devlet politikaları oluşturmamız gerekiyor. Gelen giden hükümetler değişik hükümetler, evet, ama üretim gelen giden hükümetle değişip de heba edilemeyecek kadar önemli olması gerekiyor. Dolayısıyla bizdeki eksiklik bence devlet politikasının, üretim için devlet politikalarının oluşturulup oluşturulmaması ve bu vizyona sahip olmamamız. Yoksa günübirlik bazı şeyler yapılıyor, tekrar bozuluyor, tekrar yapılıyor. Öyle süreklilik olmamalı. Yok. Süreklilik yok. Sürekliliğinin olmaması da aslında üretim açısından ciddi bir sıkıntı. Çünkü neyi ne kadar nasıl üreteceğiniz noktasında. Aynen de öyle. Yatırımcı önünü görmek ister. Yani yatırım çünkü kalıcıdır. Ülkede kalıcıdır. Büyümenin önündeki. Ve bu yatırımı yapmak için, bu riski almak için yatırımcı her zaman uzun vadede de nereye varacağını, nelerle karşılaşacağını görmek ister. Bu yüzden çok önemli. Önünü görmek ister çünkü yatırımcı. Tabii ki. Yani 10 yıl sonra ben bu yatırımı yapıyorum ama 10 yıl sonra bu yatırımın bana geri dönüşü ne olacak? Aynen. Sanayi üretim çünkü bir yatırımdır. Yani makineleşmektir, teknolojiye yatırımdır, binaya yatırımdır, istihdama yatırımdır. Sürekli yatırım yapmak zorundasınız üretmek için. Bu yatırımı yapmak büyük bir risktir. O risk tabii ki stabil koşullarda çok daha düşüktür. Ama bizim ülkemizde bugünden yarına ne olacağını bilmediği için yatırımcı hala daha yani takdire şayandır. Bizde yüksek miktarlarda yatırım yapılıyor ama çok büyük riskler alınarak bu yatırım yapılıyor. O yüzden yani beklentimiz artık burada gerekli üretimin hatta pozitif ayrımcılığı gözetilerek üretimin, sanayinin gelişmesini sağlayacak vizyonun oluşturulup, politikaların oluşturulup kalıcı devlet politikası haline getirilmesi en önemlisi bence. Evet. Aslında baktığımızda geçen hafta Cuma günü sizin de lansmanını yaptığınız, evet, bir sektörel analiz, evet, analizi var. Ve bu da bize bir yerde hani belki de bu ilk adımı oluşturacaktır gibi görünüyor. Çünkü, evet, ben hani raporu elimdeki kitapçığa göre incelediğimde bilmediğim birçok noktayı fark ettim. Yani örneğin istihdamda bazı sektörlerde bu kadar büyük bir istihdam olduğunu bilmiyordum. Ve üstelik de emeğin çok fazla olduğu bir sektörleri görebiliyoruz. Sanayinin önemi aslında oradan başlıyor. İstihdama kattığı değerden geliyor zaten ülkelerdeki sanayinin önemi. Evet, çok acıdır aslında, elimizde veriler yok bugüne kadar. Çok dayanılabilir politika oluşturacak veriler de yoktu. Biz sanayi odası olarak uzun bir süredir, 16 aydır işte görevdeyiz. Geldiğimiz ilk günden beri bu verileri nasıl toparlayabiliriz, neler yapabiliriz ki daha analitik bir çalışma yapabilelim. Sektörel bazda neler yapılması gerektiğini ortaya koymak için bu verileri elde edelim diye uzun bir süredir profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Cuma günkü lansmanda zaten o çalışmanın sonuçlarıydı. Burada amaçlanan
her sektörün kapasitesinin ortaya konması. Şu anda üretim kapasitesi nedir her sektörde? İstihdam sayısı nedir? İstihdamın analizi nedir? Bu kapasite, atıl bir kapasite var mı ülkemizde? Boş yere heba olan bir kapasitemiz var mı? O sektörde fazlalık mı var kapasitede, eksiklik mi var? Bütün bunların ortaya konduğu bir çalışmaydı. Cuma günü lansmanın yapıldığı çalışma. Şu anda bütün bu veriler elimizde mevcut. Tabii bu bir başlangıç. Veri her şey. Veri olmadan zaten bir şey ilerlemek mümkün değil. Veriye dayandırarak politikaları oluşturmak çok önemli. Neler yapılacağını bu verilerle birlikte çalışmak çok önemli. O yüzden ilk adımı attık. Burada bu verileri elde ettik. Çok ciddi veriler geldi. Bizim de yani önceden belki göremediğimiz birçok konuyu gördük orada. Ne kadar atıl kapasitemiz var sektörlerde onu gördük. Aslında büyüyebilecek sektörleri de gördük ama değil. Tabii yani. Tabii büyüyebilecek şöyle zaten birçok sektörümüzün aslında burada teknolojik olarak makine ekipman olarak kapasitesinin olduğunu ama bu kapasitenin çok azının yarısının veya yarıdan da daha azının kullanıldığını gördük ama ülkedeki tüketim buna yeterli, onu da gördük. Tüketim var ama üretim kapasitemizi maalesef kullanmıyoruz bu tüketim için. De farklı yönden yani ithal ediyoruz bazı ürünleri. Yani paramızı üretebilecekken ve bu üretim yatırımını hali hazırda yapmışken, bu makine yatırımını hali hazırda yapmışken, ülkemizde bunlar varken, biz bu tüketimi içeriden değil de dışarıdan yapıp ülke servetimizi dışarıya gönderiyoruz şu anda. Bunların işte bir zaten sayısal olarak ortada nasıl önleneceği konusundaki politikaların ivedilikle oluşturulması gerekiyor ikinci adım olarak da. Evet, şimdi bu rapor hazır. Şimdi bu rapor hazırlandıktan sonra ikinci adım olarak da dediniz ki nasıl ileriye götürebileceğimizi göreceğiz. Peki nasıl karşılandı rapor? Hani ilk intiba nedir sizde özellikle politika yapıcılar açısından? Bence çok ilgi gördü. Cuma günü lansmanda ben de oradaydım. Çok ilgi gördü. Gerçekten bu verilerin birçok yani politika yapıcılar tarafından da bilgileri dahilinde olmadığı ortadaydı. Bunların daha da derinliğine incelenerek çalışmalar yapılacağı inancındayım ben bu verilerden sonra. Bence çok ilgi gördü ve arkasının da gelmesinin beklendiği de bize de iletildi. Bu rapor sürekli olarak yenilenecektir herhalde gelişim. Şimdi bu rapor biliyorsunuz tek tek firmalarımız, fabrikalarımız profesyonel bir ekip tarafından ziyaret edilerek çalışıldı. Yani veriler de kişiler tarafından verilmedi. Yani firmaların kendileri tarafından değil, profesyonel ekip tarafından ziyaret edilerek, makine ekipmanları bir gözlemlenerek, oradaki kapasite, üretim kapasitesi, işte ham maddelerin neler olduğu, ne kadar ham maddenin, hangi ham maddelerin alınarak veya yurt içinden tedarik edilerek üretildiği, bütün bunlar kaç kişi istihdam edildiği, bu istihdamda kaç kişinin beyaz yakalı, kaç kişinin mavi yakalı olarak çalıştırıldığı, kişi sayısı, bunların hepsi rapora profesyonel ekip tarafından birebir izlenerek, gözlemlenerek eklendi. Dolayısıyla 2 yılda bir de bu yenilenmesi gerekiyor. Yasası da geçti. Aslında yasa 2019'da Sanayi Sicil Yasası resmi gazetede yayınlanmıştı. 2021'de yürürlüğe girdi.
Usul ve Esaslar Tüzüğü de yayınlanarak Mart'ta şu anda yürürlükte. Dolayısıyla bu kapasitenin her iki yılda bir yenilenmesi gerekiyor, kapasite sicil raporlarının. İki yılda bir de bu artık yasaya bağlı olarak zaten her firmanın yapması gereken bir durum. Bunun farklı yerlerde de istenmesi bizim için çok önemli. Çünkü finansman kaynakları dağıtılırken hangi sektörlerin daha çok desteklenmesi gerektiği yine bu raporlara bakılarak görülebilir. Görülebilir de yapılır mı? Görülebilir, görüldüğü sürece de yapılabilir tabii ki. Neden yapılmasın? Evet. Şimdi finansmana döneceğim tekrardan ama şimdi istihdamı hani kapatalım istiyorum. Şimdi bu raporla birlikte az önce siz de ifade ettiniz. İşte ne kadar beyaz yakalı, ne kadar mavi yakalı çalışan olduğunu tespit ettik sektörel bazda. Ama o sektörün büyüklüğünü, kapasitesinin ne durumda olduğunu da tespit ettik. Tamam. Şimdi bu durumda önümüzdeki süreçte büyümeye yönelik gideceğini gördüğümüz sektörlerdeki istihdamın da artacağını öngörebiliriz. Dolayısıyla bu noktada istihdam açısından baktığımızda hangi sektörlere istihdam yapacağımızı netleştirebiliyor muyuz? Tabii ve bu yönde de adımlar atılması gerektiğini düşünüyor musunuz? Yani örneğin X sektöre eleman ihtiyacı doğacaktır önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Dolayısıyla buna yönelik eğitimler belki ön plana çıkacaktır. Çünkü kalifiye eleman bulmakta da zorlandığınızı zaman zaman biliyoruz. Evet. Şimdi tabii ki biraz evvel söylediğim zaten bu kapasite var, atıl kapasite. Tabii ki bu istihdam şu andaki kullanılan kapasite kadar olan istihdamdır. Tabii ki hiçbir firma eğer o makinesini çalıştırmıyorsa, kapasitesini %100 kullanmıyorsa fazladan çalışan yoktur kimsenin yanında. İşte burada yapılacak olan istihdamın zaten büyüyeceği otomatikman buradaki o atıl kapasitenin kullanımını sağladığımızda, yani firmaların hali hazırda yapmış olduğu yatırımların %100 değilse bile şu anda olan %50'lerde olan kapasitesini %80'lere, %90'lara çıkartabilmeyi başarıyorsak eğer her sektörde, otomatikman zaten istihdam ihtiyacı da kendiliğinden büyüyecektir. Dolayısıyla istihdamda da bir artış olacaktır belli bir yüzdelikte. Tabii bütün bunların sayısal olarak hesaplaması da yapılabilir. Ne kadar büyürse her sektörde o kullanım oranı, kapasiteyi kullanım oranı, yüzde ne kadar da o sektörde istihdam artışına gerek olacaktır. Hatta bu sınıflandırılabilir. Bu kadar işte kalifiye, bu kadar mavi yakalı diye sınıflandırılabilir. Bu çalışmaların hepsi yapılabilir. Ne kadar istihdam her sektörde öngörülüyor artması, artışı da yapılabilir. Tabii buna binaen de dediğiniz gibi şu anda kalifiye eleman bulmak zor. Çünkü öğrencilerin de yönlendirilmesi, çünkü onlar da önünü göremiyor. Yani belli bu meslek edindirmede okuduğumda, bu mesleği aldığımda acaba iş bulabilecek miyim? İşte bütün bunları yaptığınızda ve bu hesaplamaları yaptığınızda aslında arkadan gelecek olan öğrencilerin de işte bu mesleklerde ihtiyaç eğitim var. Görürsen aslında buralarda da ihtiyaç var, buralarda da hemen iş bulma şansına sahipsin diye öngörebiliriz. Evet. Ve dolayısıyla onları da yönlendirebiliriz. Yani şu anda yaşadığımız birbirine bağlı. Üniversiteli işsizler ordusunun yerine
aslında aynen. Şu anda istihdam edebileceğimiz birçok sektör var ama onları oraya kanalize edemiyoruz. Evet, aynen öyle. Çünkü önünü kimse göremiyor. Ne yaptığında, hangi mesleği seçtiğinde oraları boşluktadır diye. İşte bu veriler aslında kullanıldığında, yani çok önemli bir veri tabanının başlangıcına adım atıldı burada. Bu çok önemli, bunu anlamak. Ondan sonra hepsinin birbirine bağlı olarak ülke ekonomisinin, sanayi bazında en azından, üretim bazında ve bunların ince hesaplarının yapılarak hangi sektörün ne kadar zaman sonra ne kadar istihdam ihtiyacını ve ne tür istihdam ihtiyacını buradan hesaplamak çok mümkün olur. Ve ona göre de öğrencilerin de yönlendirilmesi ve hazır işlerinin olmasını sağlandığını göstermek çok önemli bir adım olur. Finans İnşallah konusuna gelelim. Çünkü yine bu raporla birlikte az önce de ifade ettiğiniz gibi hani yatırım yapılabilecek alanlar da bir yerde ortaya çıkmış oluyor. Tabii ki. Bu noktadan sonra ama yatırım için de finansa erişim. Taşıyor. Evet. Şu anda hani ilk etapta baktığımızda sanayicimizin finansa erişimi noktasında çok büyük sıkıntılar var mıdır? Var tabii ki. Çünkü finansa erişim değil, sadece ucuz finansmana erişim önemli. O yüzden hele de bu enflasyonist dönemde ne kadar da faizler, politika faizleri düşürülüyor gibi gözükse de reel faizler bankalarda, bankaların verdiği çok ciddi anlamda yükselmiş durumda şu anda. Dolayısıyla yeni yatırımlar bir yana, çünkü hali hazırda olan sanayi yatırımları da bizde duramazsınız. Sürekli yatırım yapmanız lazım. Yani bir sefer yaptım bittiyle değil sanayide. Sürekli yatırımın devamlılığı önemli. Dolayısıyla ucuz finansman her zaman çok önemli. Ama şu sırada buna ulaşmak çok zor. Burada da gene dediğim gibi her şey dönüp dolaşıp devlet politikası haline getirip sanayicilerin pozitif ayrımcılıkla devletin bazı kanalları kanalize etmesi lazım. Yani bazı finansman, bunlardan bir tanesi, sanayiciye destek olarak bunları kanalize etmesi gerekmekte. Kalkınma Bankası'nın bu noktada bu rapor doğrultusunda hareket edeceğini düşünüyor musunuz? Tabii ki Kalkınma Bankası da, ama orada da yani daha uygun şekle getirilmesi lazım sanayiciye yapılacak olan. Ama Kalkınma Bankası'nın da bazı zorlukları var tabii sanayiciye ulaşması noktasında. Bunların yani sektörel bazda belki daha fazla ayrımcılık yapılarak, bu analizlere bakılarak çalışılması yapılabilir. Yapılır mı bilmiyorum. Evet. Exim Bank yine geçtiğimiz aylarda bir toplantıda olmuştu burada. Exim Bank kredilerini yani Türkiye'de bakıyoruz, Türk sanayicisi Exim Bank kredileri sayesinde gerçekten çok büyük atılımlar yapmış durumda. Burada da Exim Bank'ın katkısı ne? Şu sırada yok denecek kadar azdır Exim Bank'ın ihracatçıya bir takım kolaylıkları vardır. Bu Türkiye şube bankaları aracılığıyla, ama gerçekten Kıbrıs'taki yatırımcının tam olarak Exim Bank
...dan faydalandığını söylemek mümkün değil şu sırada. Hala daha o toplantıya ben de katılmıştım. Yine Exim Bank'ın yetkililerinin burada geldiği toplantıya. Çalışmalarının sürdüğü söylenmişti ama henüz bir sonuç alınamadı o sonuç. O çalıştayın sonucunda da. Bildiğim kadarıyla en azından. Dolayısıyla finansal erişim noktasında aslında çok büyük sıkıntılar var diyebiliriz. Yani hani ufak sıkıntılardan bahsedemeyiz ama finans yoksa da yatırım. Yani finans sıkıntısı bir tanesi sanayicinin birçok sıkıntısından bir tanesi de finansmana, ucuz finansmana erişim noktası. Biliyorsunuz uluslararası finansmana zaten ulaşamıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konumu ve o açıdan ben hani Exim Bank'ı sordum. En azından hani dışarıdan bir finans. Burada konuşuldu bayağı şeyler, sıkıntılar, neler yaşanıyor oldu, çalışılacağı söylendi ama bir sonuç alınamadı henüz orada da. Evet, şimdi biz hep şunu söylüyoruz, sanayicimiz üretiyor, üretmek istiyor ama üretirken birçok sıkıntıyla karşılaşıyor. Şimdi bunları hani işte bir finansı konuştuk, istihdamda hani daha çok kalifiye eleman noktasını konuştuk ama sanırım en büyük sıkıntılardan biri de üretim yaparken en büyük maliyetlerden biri olan enerji. Tabii doğru ki. mudur? Doğrudur. Tabii ki sanayinin enerji kullanımı yüksek enerji kullanılıyor ve en büyüğü de elektrik, gaz da var. Elektrik var ki hepsi de son yıl şema var önümde. Bilmiyorum siz yansıtabiliyor musunuz onu yani ama oradan yansıtamıyorum ama doğarsa yani bakıldığında 2019'da Nisan 2019'da 0.92 TL'den olan kilowatt bazındaki elektrik ücretleri bugün 3.32 TL. Ve sanayici ta eskiden beri yani 0.35 iken 35 kuruşken kilowatt bazında elektrik ücreti sanayiciye 10 kuruş kilowatt bazında bir teşvik veriliyordu devlet tarafından. Ki bu da %25'e tekabül ederdi 35-40 kuruş olduğunda ücreti. Bugün elektrik ücreti kilowatt bazında 3.92. Yani 3 TL'lik bir yükseliş görüyoruz. Tam söylersem yani yükseliş yüzdelik olarak baktığımızda çok yüksek %300'lere vardı. Ama 3.32-37 şu anda tam ücreti elektrik kilowatt bazına. Ama sanayiciye verilen teşvik gene 10 kuruş kilowatt bazında. Ki bu da %1'e 3'e denk geliyor. Evet. Dolayısıyla hiçbir şey yok anlamına geliyor. Bu elektrik ücretleriyle zaten sanayi yapmak cambazlık gibi bir şey yani sihirbaz diyorlar gibi yani, bir durum. O yüzden yani sanayi hep en başından beri söylüyorum. Devlet politikası oluşturulması lazım. Üretmek yani üretmek gerekiyor. Üretmezsek olmaz, var olamayız. Bütün bu söylemler her kesim tarafından söyleniyor. Ama söylemekle kalmaz, icraat lazım. Buna ulaşılması için yapılması gereken neyse o adımların bir an evvel atılması lazım. Yani 35 kuruş öderken sanayici 10 kuruş teşvik alıyordu. Şimdi 3.35 kuruş ödüyor. Gene 10 kuruş teşvik alıyor.
Yani almıyor teşvik. Bunun bir an evvel çözülmesi gereken, yani bütün sanayicinin artık bu konuda ciddi anlamda sesi yükseliyor ve biz üretemeyeceğiz, artık kapatmamız gerekiyor, elektrik ücretlerini ödeyemez duruma geldik diyor. Aynı anda personel giderine baktığımızda o da çok yükseldi. O da yani şeyi, o yüzden tabloları koyabilsek keşke de son yıllarda böyle. Yani bir gidişat vardır hep yıllar bazında böyle. Aniden son yılda şu şekilde yani dik yukarıya doğru yükseldi. Bunu sanayicinin karşılaması ve rekabet gücünün devam etmesi mümkün değil. Diğer ikame ithal ürünlerle. Dolayısıyla bu noktalarda devletin çok ivedi bir şekilde politikaları geliştirip kalıcı politika olarak bu sanayicinin desteklenmesi gerekiyor. Aksi takdirde rekabet etme gücünü tamamen kaybedecek gibi görülüyor. Yani aynen öyle. Sadece fon, işte ithal ürünlere fon koyarak üreticiyi, sanayiciyi koruyamayız. Ama yok zaten, o da yok. Fon da konmuyor. Yani hiçbir şekilde sanayiciyi koruyan bir politika üretilmiyor. Yani ya şimdi tabii ülkenin durumuna da bakılmalı. Devletimizin yapısına da bakmalıyız. Neler yapılabileceğine de, yapılamayacak şeyleri istemek, ütopik olmak değil bizim de hedefimiz. Tabii ki yapılabilen ve gerçekçi istemlerde bulunmak zorunda sanayici de ve öyle de oluyor. Bunları söylüyoruz, yani enerji de pozitif ayrımcılık alması gerekiyor sanayicinin. Personelin üzerinde olan belki bu sosyal yatırımların çok yüksek, dünyada en yüksek ülkelerden bir tanesiyiz. Buralarda iyileştirmeler alması gerekiyor sanayicinin. Ucuz finansmana ulaşabilmesi gerekiyor sanayicinin. Peki eğer devletin bunları yapacak mali gücü yeterli değilse, o zaman da hakikaten ithal ürün ve yerine ikame yerli üretim var ise, bu ithal ürünlerin üzerine gümrük mü koyar, özel vergi mi deriz, buna fiyat istikrar fonu mu deriz? Çünkü fon böyle çok şey oldu, itici bir kelime haline geldi ama. Hatta yani şöyle kalıplar bile eleştirdi, fon pahalılaştırıyor. Çok yanlış bir algı, tamamen tüketiciye verilen bazı taraf. O yüzden de en başından beri söylüyorum zaten. Bu Kıbrıs'ı seven insanların üretim olması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Üretim olmadan var olamayacağımızı bilmesi gerekiyor ve bunun herkes tarafından artık kabul edilmesi gerekiyor. Yani kişisel ve zümresel çıkarlardan artık kendimizi arındırıp üretime gerçekten pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğinde tüm toplumun birleşmesi gerekiyor. Ve eğer gerekli destekler mali olarak karşılanamıyorsa, bu adına ne isterseniz deyin ama ithal ürünlerin azaltılması yönünde, ülkeye girişinin azaltılması yönünde yerli üretimin desteklenmesi gerekliliği olmazsa olmazımızdır. Bunu artık her kesimin kabul etmesi gerekiyor. Yani yanlış algılar veriliyor. Yani işte fon pahalılık yok, pahalılık yaratmıyor. Bunun örnekleriyle gene Sanayi Odası tarafından akademik bilimsel çalışma yapılarak ispatlandı ki aslında yerli üretimin var olması ülkede fiyat istikrarını getiriyor.
Nasıl oluyor? Görüyoruz ki ülkede üretilen bir ürün benzer ürünlerle, o benzer ürünler de yerli üretim olduğu için ucuz devam etmeye. Yani güneyle, Güney Kıbrıs'la Kuzey Kıbrıs arasında karşılaştırmalar yapıldı. Ve burada elde edilen sonuç şöyle: ne zaman ki yerli üretimi olan bir ürün var, markası aynı olan ithal ürünlerin güney ile kuzey arasındaki farkına bakıldığında kuzeydeki fiyatı her zaman güneyden daha ucuz. Ne zaman ki yerli üretimi olmayan bir ürün vardır, yerli üretim yok, sadece ithal ürün var, güney ile kuzey arasına baktığımız zaman kuzeydeki fiyat çok yüksek güneyden. Yani burada çok açık bir ispat vardır ki yerli üretimi olan ürünler aslında fiyat istikrarını sağlıyor, ucuz fiyatı sağlıyor. Demek kalitesi ki, açısından da rekabet edebilir noktadadır. Kesinlikle tabii ki. Tabii ki. Yani ben bir bakıyorum, ben sektörlere bir baktım. Her birinde inanılmaz uluslararası zaten üretim belgeleri. Tabii ki belgeler de vardır. O zaten devletin bir denetim noktasıdır. Gerek ithal ürün olsun, gerek yerli ürün olsun. Gerekli kaliteyle ithal edildiği veya gerekli kaliteyle üretildiğini devlet kontrol ediyor zaten. Etmesi de gereklidir. Bu fark etmez yani, yerli üründür, ithal üründür. Birçok ithal üründe kalitesiz olarak getirilmeye çalışılabilir. Bunun da önüne geçilmesi lazım. Yerli üretimde kalitesiz üretmeye çalışabilir. Bunun da önüne geçilmesi lazım. Bu zaten ayrı bir kontrol noktası olması gereken bir konudur. Dolayısıyla öyle bir konu yok yani, yerli üretimde kalite yok. Aksine yerli üretimde bütün dediğiniz gibi kalite belgelerimiz de vardır. Uluslararası çok bilinir markalarla da rekabet, kalite bazında da rekabet edebilir durumda yerli üretimimiz. Ancak işte dediğim gibi bu fiyatlarda, ölçekte veya ülkemizde olan girdiği maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı fiyat açısından rekabet edebilir pozisyonda değil. O yüzden bunun artık devlet politikası olarak, çünkü neden işte sanayici gelişsin diye değil, ülkemiz gelişsin diye. Çünkü bir ülkenin üretimi olmadığında, yani her koşulda hem ülke gelişir, hem istihdam artar, hem biraz evvel söyledik, savaştır, pandemidir. Bunlar hep görüldü. Yani ülkede özellikle temel tüketim sayılabilen ürünlerin olmaması her zaman bir tehlikedir. O yüzden bunu üretmemiz çok kısa lazım. Bir süre önce de evet, yaşadık hep birlikte. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum. Özellikle ham madde noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki birçok ülkeye göre ülkemizdeki lojistik çok daha pahalı. Bir de ham madde olarak ölçek de çok küçük olduğu için çok büyük stoklar alamıyoruz. Dolayısıyla burada da büyük bir mali açıdan sıkıntı yaşatıyor mu bize bu durum? Şimdi tabii ölçek ekonomisinden kaynaklı olarak girdiği maliyetlerimiz ham maddede biraz daha pahalı olabilir diğer ülkelere oranla. Ama tabii ki gene hep büyütürsek bu sanayimizi ve yerli piyasamızda tüketimin ne yüksek oranda sağlayabilirsek, bu ihracat yollarının da açılması anlamına gelir. İhracatın mutlaka olması olmazlarımızdan bir tanesi zaten sanayi için, ki bu da işte o ölçeği getirir. Başka ülkelere de ihraç ettiğimiz zaman ölçek ekonomisinden kaybettiğimiz veya dezavantajlı durumumuzu avantaja
çeviririz. Döviz getiririz. Artı ülkeye döviz getiririz. Çok önemli. Yine ihracatta da yapabiliyor olmamız. Lojistik açısından doğru. Gene uluslararası firmaların ülkeye taşımacılık yapmamasından kaynaklı. Belli bir oranda pahalı bir lojistikimiz vardır ama bu tabii her şey içinde geçerlidir. Lojistikten olan pahalılık. Burada gene devletin belki destekleyebileceği konulardan bir tanesidir sanayici madde alımında. Sonuna doğru yaklaşıyoruz programımızın. Ben son olarak ihracatta ekstra sıkıntılar yaşıyor muyuz? Onu sormak istiyorum. Çünkü bir de şunu da ifade etmek isterim. Şimdi eskiden hani ihracat sadece işte süt ürünleri, hellim olarak görürdük ama son yıllarda çok farklı ürünün çok ciddi anlamda ihraç edildiğini görüyoruz. Evet. Bu yıl yeşil at tüzüğü üzerinden de bir ihracat söz konusu oldu Güney Kıbrıs'a. Dolayısıyla hani bir yeni atılımları görebiliyoruz. Son yıllarda kesinlikle yeni ürünleri görebiliyoruz. Kesinlikle evet. Üzerinde çok ciddi çalışılması, çok ciddi alınması gereken bir konudur ihracat. İhracatımızın büyütülmesi gerekiyor. İhracatın büyütülmesi gene sanayinin büyümesinden geçiyor. Üretimin büyütmesinden geçiyor. Girdi maliyetlerinin düşürülmesinden geçiyor. Sanayinin devlet politikalarıyla desteklenmesinden geçiyor. İhracat da olmazsa olmaz. Biraz evvel söylediğiniz gibi diğer bir algı da yaratılmaya çalışan, işte biz ada ülkesiyiz, adayız, adalarda üretim yapılamaz. Yok böyle bir şey. Üretim yapmalıyız ve ihracat da yapmalıyız. Hemen yanı başımızdaki, burada birkaç sayı var, bunları da söyleyeyim. Hemen yanı başımızda Güney Kıbrıs'taki ihracatın ithalatı karşılama oranı %39. Yani %40 oranında ithalatlarını karşılıyor ihracatları. Evet. Bizim nedir? Baktığımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde %8,5. Yani bizim ihracatımız ithalatı karşılamaya %8 sadece. Dış ticaret açığımız. Ama bizde bir tutturdu bazı çevreler. Adayız, üretemeyiz, ihracat yapamayız. Yok böyle bir şey, yapıyor. Malta'ya baktığımızda Malta'da %45. Neredeyse yarı yarıya %50 ihracatı, ithalatı karşılama oranı. Demek ki üretebiliyor ada ülkeleri de. Demek ki ihracat da yapabiliyor ada ülkeleri. Ağır sanayiden, büyük bir sanayiden bahsetmiyoruz sonuçta bir ada ülkesi olarak. Onu bile yapabilir yatırımı yapıldıysa ama oradan bahsetmiyoruz. Hala hazırda yatırımı olan, yatırımı yapılmış olan ürünlerden bahsediyoruz. Lokomotif sektör olan turizmin girdisinden bahsediyoruz. Bütün bunları yapabilmemiz gerekiyor bizim. Dediğim gibi Güney Kıbrıs aynı adanın yarısıdır yani. Kuzeyi de öbür yarısıdır. O yüzden üretim olmaz deyip de kolaya kaçmaktır ve yanlış bir algı yaratmaktır bu. Yapabiliriz. İhracata da çok önem vermeliyiz. İhracat da ama belli başlı desteklerle başlayan, o destekler verilerek ihracat, yani baktığımız zaman bugün hem komşu ülkelerimize, gerek Güney Kıbrıs olsun gerekse Türkiye Cumhuriyeti olsun, ihracatlarını önce devlet politikası haline getirerek, destekleyerek çok başladılar. Ciddi teşviklerle. Çok ciddi teşviklerle yapıldı. Ha, bu teşvikler belki ilelebet olmaması gerekiyor ama o startı vermek için, o başlangıcı yaptırmak için yapılması gereken şeylerdir ülkemizde de. İnşallah bunları göreceğiz. Bunların yapılması arzumuzdur ve dilikle yapılması gerekiyor. Çünkü
Bugün dünyada ama bizim ülkemiz çok ciddi bir ekonomik darboğazdan geçiyor. Çok ciddi bir ekonomik sıkıntı içindedir. Sanayici de biraz evvel konuştuğumuz gibi bu elektrik fiyatlarıdır, enerji fiyatlarıdır, personel üzerindeki yatırımlardan kaynaklı ağır yük geliyor sanayiciye. Finansman da aynı şekilde rekabet gücü giderek düşüyor ve artık yani üretmemek, durdurmak noktasına yani, geliyor. O yüzden bunların ivedilikle ele alınıp çözümlenmesi gerekiyor. Yani bakıyoruz işte Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyoruz, Euro bölgesine bakıyoruz. İşte bugün açıklanan verilere de baktığımızda, imalat sanayi satın alma yöneticileri endekslerine baktığımızda oldukça düşüş göstermiş durumda. Orada da bir daralmanın göstergesi var. Şimdi büyük ülkelerin bunu yaşarken biz zaten halihazırda var olan sorunlarımız vardı üretime dair. Bir de yaşanan bu sıkıntılar eklenince iyice bir daralma. Ama biliyor musunuz işte bu verileri aldığında bu büyük ülkeler güçler, ona yönelik desteklemeye başlıyor. Anında ona yönelik. Ve her türlü enstrüman kullanılıyor burada. Çünkü üretim çok önemli. Destek enstrümanı kullanılıyor. Yasaklama, ithalatın yasaklanma enstrümanı kullanılıyor. İthalata konacak kotalar kullanılıyor. Vergiler, fonlar, her türlü enstrüman veya destekleyen, mali madde olarak içerideki üretimi destekleyen, yani hem sektörel olarak, ülke olarak da bunları tek 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 inceleyebiliriz. Bunların hepsi kullanılıyor. Bizim ülkemizde maalesef çok cüzi anlamda bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Zaten bir şey yapmaya çalıştığında biri de öbür taraftan başkaları işte belirli çevrelerde bağırmaya başlıyor. O olurdu, bu olmazdı, şöyleydi, böyleydi. Hop tekrar vazgeçiyoruz. Bütün bunların artık bir tarafa bırakılıp da popülizmi de bırakıp ülke yararına olacak olan neyse ki bu da üretimden geçtiğini artık herkes kabul biliyor ve kabul ediyor. Dolayısıyla popülist yaklaşımları bırakarak bunun kurtarılması için ve daha ileriye götürülmesi için ne yapması gerekiyorsa onu yapmak zorundayız. Ve o yolda da ilerlememiz gerekiyor. Günün sonunda zaten orta vadede, uzun vadede bunun doğru karar olduğunu da tüm çevreler görüp hakkını iade edecektir herkese. Evet. Sonuna geldik programımızın. Ben size çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi de alabilirim bu bağlamda. Aslında her şeyi konuştuk. Çok teşekkür ederim bizi konuk ettiğiniz için. Tekrardan buradaki hem sorunların neler olduğunu, çözümlerin neler olabileceğini söyleyebilmemiz için fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için, bizleri kırmadığınız için. Evet, Sektörel'in bu gece ilk bölümüyle ekranlarınıza geldik. Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sercan Görgün Erbahçeci bizlerle birlikteydi. Sanayinin genel olarak sorunlarına bakmaya, çözüm önerilerinin neler olabileceğini konuşmaya çalıştık. Haftaya yine pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde Sektörel'de yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sektörel, Kıbrıs Türk Sanayi Odası katkılarıyla yayınlanmıştır.